PSG konşimentosunu neden seviyorum arkadaşlar? O kadar güzel hazırlanmış ki ve senelerden beri neredeyse hep aynıdır. Şimdi şurada bir şey göreceksiniz. Bakın ne diyor? This bill is not negotiable unless marked to order or to order of here. Bu ne demek? Bu konşimento zaten şöyle bir durum var. Eğer neydi? Severable konşimento zaten to order veya to the order of olamaz. Bunu bir önceki başlıklarımızı incelerken tahtada sizlerle paylaşmıştık. Şimdi bir konşimentonun devir olabilmesi için, cir olanabilmesi için to order veya to the order of veya to order of ibarelerine haiz olması lazım. Burada da onu söylemiş. Bu ibareler yoksa bu ibareler not düşünmemişse, bu ibarelerle başlayan bir konşimento değilse bu konşimento ciro edilemez diyor. Konteyner ihracatçı shipper doldurur, mühürler ve bütün konşimentolarda şöyle bir ibare görürsünüz. Shipper's load, stowed, weight and count. Burada bakalım shippers load, count and seal. Yani shippers yani gönderici malzemeyi istifledi, yükledi, işte tarttı, kendileri eklemişler arkadaşlar bakın burada. Stow weight bu sefer Maersk weight'i kullanmış. İşte kendisi tarttı, kendisi istifledi, kendisi saydı, işte kendisi yükledi, kendisi mühürledi. Bu ne demek? Şu konşimentonun içindeki malzemelerin detayından taşıyan sorumlu değil. Taşıyan sadece neye uyar? Göndericinin beyanına uyar. O da neyle olur? Konşimento için yükleme talimatı. Shipper instruction, shipping instruction, BL instruction ve BL talimatı demek. Yani konşimento talimatıyla olur. Peki burada ne diyor? Bir konteyner set to contain. Ne diyor? 20 palet olduğu söyleniyor. Hani ben söylemiyorum diyor. Aslında öyle yani evet. Hani ben demiyorum konu komşu diyor. Mantığıyla gidecek olursak. Bu bütün konşimentolarda bunu görürsünüz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar aslında şöyle bir durum var. Konşimento tipi baktığımız zaman şu şekliyle iki tanedir. Dört tane değildir. İkisini bütün platformlarda, bütün gerek armatörlerin olsun, gerek TMS programlarında, TMS programı neydi? Nakliye programı. Nakliye işletim sistemi mi diyelim? Sizin bütün süreçlerinizi koordine eden, armatörlere de gerektiğinde talimat, booking gönderen bir yazılımdır, programdır. Bu programlarda da olsun hep original ve severable'ı görürsünüz. Yani Express'i görürsünüz. Telex'te switch'i görmezsiniz. Çünkü bunlar aslında konşimento tipi değil. Bunlar anlatımlarımızda da ne demiştik? İşlevidir. İşlemi ve işlevi. Yani işlem ve işlev desek daha doğru olur. Ama hani orijinal ve severable tiptir arkadaşlar. Şurada hemen kısaca şöyle göstereyim. Mesela Intra'dan bir alıntı bu. Intra günlük forwarder hayatında birçok forwarder'ın hala birebir olarak direkt kullandığı bir programdır. Armatörlerle arasındaki ilişkiye binaen ne yapar? Armatöre rezervasyon geçmek için, booking geçmek için Intra'yı kullanır. Talimat geçmek, shipping instruction geçmek için, BL talimatı geçmek için de yine Intra'yı kullanır. Şimdi bakın Intra'da BL tipini seçtiriyor size en altta, sol tarafta. Orada iki tane tip var. Bir original var. Kaç tane istediğinizi soruyor size. Hatta navlunlu kaç tane istiyorsunuz? Navlunsuz kaç tane istiyorsunuz? Kopya kaç tane istiyorsunuz? Gibi. Şimdi burada yazabiliyorsunuz. Demiştik ya arkadaşlar normal şekli orijinalin 3'e 3. Ama burada belirtebiliyorsunuz. İşte navlunsuz olarak 5 tane orijinal 5 tane kopya istiyorum. Veya ne var? Sivable Express var. Sizlere aktardığımız gibi. Evet, devir yönünden.
devir yönünden konşimento tipleri mi diyelim, konşimento çeşitleri mi diyelim, yordamları mı diyelim. Devir yönünden de arkadaşlar bunu kendi arasında bazı özellikleri mevcut. Şimdi ne varmış? Nama yazılı konşimento, straight konşimento. To the order of konşimento, to order of konşimento. To order konşimento. Bu to the order of la to order zaten buraya kadarki süreçte böyle yeri geldikçe sizlere aktarmaya çalıştım. Şu anki başlıkta biraz daha aşina olabilmeniz için. Non-negotiable, variables, bill of lading, express, BL, yani C-variable. Şunu biliyoruz, zaten bu non-negotiable, yani negoşe edilemez, devir edilemez bir konşument olur, C-variable. Bunu biliyoruz, bunu eledik diyelim. Şimdi nama yazılı konşimento neymiş? Hemen bir ona bakalım arkadaşlar. Önce bir görsel olarak şöyle bir bakalım. Peki neresine bakacağız? Konsani kısmına bakacağız değil mi arkadaşlar? Şuradaki C-Vable'a bakalım. Bakın bu da nama. Zaten bütün C-Vable'ların hepsi namadır. Hepsi namadır. Yani nama yazılı konşimento, straight BL orijinal de olabilir. C-Vable'lar zaten namadır. To order. To order'a bakalım arkadaşlar. Erkan tekstiline malı göndermiş. Consignee sadece to order var. Başka hiçbir şey yok. Notify party dolu. Notify party'ye mi teslim edeceğiz? Hayır arkadaşlar. Tekrar altını çiziyorum. Notify'daki firmaya yükü teslim edeceğiz diye bir şey yok. Notify party sadece ihbar yeridir. İhbar firmasıdır. O da neydi? Arrival notification, varış ihbarının nereye geçileceğidir. Yani bakın, ey işte Notify'daki firma, bakın bu ilgili yük geliyor, haberiniz olsun. İşte bunun alıcısı kimse, bak şu 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 belgeleri alt alta getir, tamamla. Sonrasında bu yükün teslimini, işte Ordino'yu şu şubemizden alabilirsin, şu branşımızdan alabilirsin. Ama kim için alacak? Alıcı kimse. Ama burada alıcı to order. Ne demek bu? Hemen okuyalım bakalım neymiş. Alıcı kutusuna to order yazıldığı anda bu konşimento aynen hamiline kaydıyla düzenlenen çek gibi bir nitelik kazanır. Hoppa. Arkadaşlar to order çok önemli. Alıcı kutusuna to order yazıldığı anda bu konşimento aynen hamiline kaydıyla düzenlenen çek gibi nitelik kazanır. Yükleyici konşimentonun tüm orijinal nüshalarını geri olayarak devretmek durumundadır. Evet. Pardon. Az önce to the order of'ta bir adet yeterliydi ama burada to orders arkadaşlar karşı tarafta ki acentemiz 3 tane cirolanmış tam seti isteyecektir. Ciroda adı belirtilen firma acenteye ibrazı üzerine malı çekebilir. Kesinlikle C-Vable ve Telex Release yapılamazlar. Evet. Şimdi yükleme talimatına geçiş yapacağız. Gidelim. Yükleme talimatı nedir? Şimdi arkadaşlar, şimdi aşina olduğunuz o görselimizi biraz daha genişletiyoruz. Şimdi taşıtan kimdi? Taşıtan benim forwarder tarafından, taşıtan benim kendi firmam. Yani ihracatçı firma. Değil mi? Gerçek ihracatçı firma da olabilir. Ben de olabilirim forwarder olarak. Şimdi dolayısıyla ben burada taşıtan dedim. Yani taşıtan olarak şimdi burada görelim. Sonrasını biraz daha açacağız. Taşıtan yüklemesine ait yükleme talimatını kime geçiyor? Taşıyana geçiyor arkadaşlar. Yükü kim taşıyor ise. Taşıyan kim olabilirdi arkadaşlar? Armatörün kendisi de olabilir. Forwarder'ın kendisi de olabilir. Sonrasında bu taşıyan taşıtandan almış olduğu beyanata dayanarak yükleme talimata, konşimento talimatı da dayanarak hazırlamış olduğu ne olacaktır? Konşimento olacaktır. Ha, aslında sadece konşimento değil arkadaşlar. Arka planda gerçekte geminin kalkması için gümrüksel tüm gemideki yüklerin beyanı için kullanılan manifesto vardır arkadaşlar.
manifesto içinde buradaki bilgiler kullanılır. Sonrasında o manifesto gümrüğe beyan edilir. Ama bizim bu tarafta perde önünde olanlar yükleme talimatını taşıtan taşıyana iletti. Taşıyan ne yaptı? Bu yükleme talimatına binaen de konşimentoyu oluşturdu. Peki bu konşimentoyu kime gönderir veya kime iletir? Taşıtana. Şimdi elektronik ortam dahi olmuş olsa konşimentonun asıl ilk doğuş tarafı olan taşıtan muhataptır. Taşıtan yükleme talimatını nasıl taşıyana geçtiyse taşıyan da konşimentoyu hazırladığı konşimentoyu taşıtana iletir. Güzel bir şekilde hazırlanmış bir konşimento talimatı arkadaşlar. İşte biz bu talimata göre konşimentolarımızı hazırlar. Sonrasında firmalarımıza draft bir taslağını gönderir ve onlardan onay rica ederiz. Bakın sizin gönderdiğiniz talimata uygun şekilde hazırladım. Teyit eder misiniz, kontrol eder misiniz diye.